Böyle işte kaza namazı yoktur demek çok basit bir şey.
veya kaza namazı kılınmaz demek basit bir şey. Bir şey daha ilave etmek istiyorum. Kadının birisi gelip Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine babasının tutmadığı orucu tutamayacağını sorar. Hazreti Peygamber o orucunu tutabileceğini söyler. Bir rivayet daha var. Kılmadığı namazı kılmakla alakalı. Babasının kılamadığı namazla alakalı. Şimdi bunları alt alta koyduğumuzda kaza namazı yoktur demek biraz ağır bir vaka. Allah bize affetsin. Ama mesela bu kaza namazlarıyla alakalı arkadaşlar çalışanlara vakti olmayan ama böyle fisebilillah kaza namazı kılmak istiyoruz. İhlaslı, samimi ama vakti yok. Veyahut da nefsine zor geliyor. Buna Hanefiler fetva vermemişler. Altını çizerekten söylüyorum. Ama Şafii, Maliki, Hanbeli uleması Abdülkadir Geylani gibi büyük pirler, İmam-ı Rabbani gibi büyük pirler demişler ki o kimsenin kaza borcu var ise nafileyle iştigal etmesin. Bunu şöyle tarif ediyoruz. Öğlenden önce 4 rekat Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri namaz kıldı. Biz sonradan onun ümmeti olarak onun sünnetini yerine getirdik. Öğlen namazının sünneti diye 4 rekat yine namaz kılıyoruz. Burada önemli olan öğlenin farzından önce 4 rekat, öğlenin farzından sonra 2 rekat namaz kılmaktır. Bunu kaza namazlarıyla biz hem o sünneti işlemiş olur hem de borcumuzu ödemiş oluruz. Allah-u Alem. Her şeyin doğrusunu Allah bilir. Biz bu noktada illa bizim dediğimiz doğru noktasında değiliz. Böyle diyenler de Allah affetsin bu tip meselelerde yani içtihadi meselelerde biraz sıkıntılı hal oluyor. Allah bizi affetsin. Ramazan'da tutamadım oruçlarımı, borçlarımı kış ayında günler kısa olunca tutabilir miyim? Evet. Bu da Hazreti Ayşe validemizin sünnetidir. Hazreti Ayşe radıyallahu anh hazretleri böyle Ramazan'da tutamadığı oruçlarını kış aylarında kısa günlerde iade ederdi. Bayanlar için Hazreti Ayşe validemizin uygulaması makul. Herkes için ölçülür ama bayan bayan olunca ölçü daha da sakinleşir. Hazreti Ayşe validemizin böyle bir yaptığı uygulama vardı. Mesela Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri de normalde Şaban'da ve Recep'te Şaban'da çok oruç tutardı. O da o günlerde telafi ederdi. Derviş kardeşlerle vakit geçirirken kendimi mutlu hissediyorum. Fakat dış dünyada aynı mutluluğu yakalayamıyorum. Bunda kibir var mıdır? Yok. Yani bence kibir yok. Hadis-i Şerif ıdırcı dükkanına giden ıdır sokar. Siz Allah'ı zikredenin yanına gittiğinizde siz onun zikrinden etkilenirsiniz. İyilerle beraber olmak emredilmiş. Vel asri inel insane lefi husri iller lezine amülü ve amülü salihati. Bütün insanlar hüsrandadır. Ancak iman edip iyi amel işleyip salihlerle beraber olanlar hakkı ve sabrı tavsiye edenler müstesna. Amel iman edecek. Salihin salih amel işleyecek. Salih ameli salih insanlar işler. Tirmizi'de hadis-i şerif var. Hazreti Peygamber Efendimiz der ki ancak salih insanlar salih rüyalar görür. Ancak salih insanlar salih ameller işlerler. Salih olmayan bir kimse salih bir amel işleyemez. Ve salih olmayan bir kimse salih amel işlemiş olsa dahi
içindeki münafıklığından dolayı onun ameli kabul edilmez. Salihlerle beraber olmak emredilmiştir. İyilerle beraber olmak emredilmiştir, farzdır. Farz. Dikkat edin, farz. Bir namaz kılanın yanında oturmak ibadet hükmündedir. Birisi namaz kılıyor. Gitti, ya bu adam namaz kılıyor, bu bayan namaz kılıyor. Ben gideyim onun yanına oturayım. Ben onun yanında durayım. Dese bir kimse ibadet etmiş olur. Salih insanlarla dolaşmak bu kadar önemli. Salih kul olmak, salih kulların yanında olmak, iyilerin yanında olmak, iyilerin şehrinde yaşamak, iyilerin mahallesinde yaşamak, iyilerin oturduğu apartmanda yaşamak. Hani meşhurdur ya, bir hadis-i şerif vardır, geçmiş ümmetlerdendir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri bize nakleder. Der ki, geçmiş ümmetlerden kötü bir insan vardı. Ve bu kimse dolaştı, ben ne yapabilirim diye. En sonunda bir akil bir insanla karşılaştı. O akil kimse, o Allah'ı zikreden, Allah'ın velisi, evliyası olan kimse dedi ki, sen ancak şurada iyilerin şehri var. Bu iyilerin şehrine gidersen ancak bu kötülüklerden ve kötülerden muhafaza olursun. İyilerin şehrine doğru git. Kötüler de dediler ki, kötülerin şehri zaten. Sen gitme, orada iyilik diye bir şey yok. Bu farazi bir şey. Sen bizimle beraber kal. Adam yolda öldü. Adam yolda ölünce iyiler dediler ki, bu bize ait. İyilerin şehrine gömülmesi lazım. Kötüler dediler ki, bu bize ait. Bizim şehrimize gömülmesi lazım. O zaman o veli zat geldi tekrar oraya. Dedi ki, ölçün. Adımlayın, metreleyin. Metreleyin de Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri diyor ki, o kimsenin iyilerin şehrine gitme niyetinden dolayı Allah iyilerin şehrine ona yaklaştırdı. Şehri ona yaklaştırdı. Ölçtüler, şehir ona iyilerin şehrine daha yakın geldiğinden iyilerin şehrine gömüldü. Hazreti Ebubekir Efendimizin muhteşem sözü. Bana arkadaşını söyle, senin dinini söyleyeyim. İyilerle beraber olun, arz. Sakın kendinizi Don Kişot'la soyundurmayın. Böyle Don Kişotçasına insanlar vardır. Derler ki onlar, biz gideceğiz, işte buna tebliğ edeceğiz, bunu böyle kötülükten onu koyacağız. Harikadır düşünce. Ama sizin ilmi yetersizliğiniz, bilgi yetersizliğiniz sizin kaybolmanıza sebep olabilir. Adam ateisttir. Size öyle sorular sorar, siz ona cevap veremeyince kendinizin yenildiğinizi fark etmezsiniz. Din yenildi gibi görürsünüz. O kimse ateisttir, dinsizdir, budisttir. Yani bilim işte herhangi bir felsefeye kaptırmıştır kendini. O kimse sizi yenmek için uğraşmıyordur. Sizin imanınızı yenmek için uğraşır. Ve siz kaybedersiniz. Bakın kaybedersiniz. Ve kendi kendinize dersiniz ki ya ancak onun ki. Hiç aklın mesela bilmiyorsunuzdur bir meseleyi, başından geçen hemen bir meseleyi not olarak düşüvereyim. Mesela Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'nin evlatlığının kızının nikahlaması vardır. Evlatlığının hanımı. Araplarda bir gelenek vardır, evlatlık vardır. Evlatlıkta evlatlığın hanımı da o kimse haram. Bu Arap adeti. Bizim Türkiye'deki Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'ne dil uzatmak isteyen yılan dilli
şeytanlar, biz Arap adetlerini reddedeceğiz, Arap geleneğini reddedeceğiz diye fevran ederler. Bu meselede Arap gelenekçisi olurlar. Derler ki, nasıl peygamber evlatlığının hanımını kendisine nikahlar? Sanki evlatlığı hanımını boşamamış, boşamadığı halde onun elinden hanımını almış gibi size naklederler. Siz bu olayın önünü, ardını, yanını, sağını, solunu bilmediğinizde kendi kendinize şöyle düşünürsünüz. Doğru ya, nasıl olur ki? Bir insan evlatlığının hanımını nikah edebilir mi? Türkiye'de yazarın birisi kendi nikahlı eşinin başka adamdan olma çocuğunu, çocuğuyla nikahı varken gayri meşru ilişki içerisinde girer, bu sorgulanmaz. Sonradan o ilişkisi devam ederken normal eşini boşar, eşinin kızıyla evlenir ve bu Türkiye'nin bir numaralı gazetelerinin birisinde yazardır. Bunu hiç kimse diline persenek etmez. Bu dinen haramdır. Bir kimse bir kadını kendisine nikahladı, onunla cinsel ilişkiye girdiyse o kadından doğmuş olan hiç kimseyle evlenemez. Eve diye. Kadını boşamış olsa da. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri üzerinde Cenab-ı Hak bugüne kadar gelmiş olan batıl bütün adetleri yıkıyor. O evlatlığının hanımı olan kimseyi de Hazreti Peygamber evlendiriyor. Ama evlenmezden önce daha kadının Hazreti Peygamber'de gönlü var. Boşanıyor. Boşandıktan sonra Hazreti Peygamber Efendimiz'e haber gönderiyor. Hazreti Peygamber Efendimiz bu Arap adetine uyaraktan onun evlilik teklifini reddediyor. Hazreti Allah ayet-i kerime gönderiyor. Diyor ki sizin evlatlarınızın, evlatlıklarınızın cahiliye adeti bu çünkü. Bu cahiliye adetini sürdürme ey peygamber. Ya senin evlatlığının boşanmış olduğu eşini nikahlayabilirsin. Hazreti Peygamber ilahi bir emirle onun nikahını alıyor. Adeti yıkıyor. Ama bunun önünü ardını bilmeyen o ateist bunu sizin önünüze farklı bir noktadan getirip sizin kafanızda Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri ile alakalı istifham oluşturabilir. Hazreti Ayşe validemiz 13 yaşında, bir rivayette 12, bir rivayette 11 yaşında evlenmiş. 11, 12, 13. Hadi biz alalım 11 yaşında evlendi diyelim. O ateist gelir size der ki, Hazreti Peygamber nasıl 11 yaşındaki kızla nikahlanabilir? O ateistin önüne siz koyamazsınız. Hollanda'da fuhuş yaşı 13, 9'a inmesi için Hollanda hükümeti teklif koydu. Ama Katolik Hristiyanlar buna karşı çıkınca teklifini geri çekti. İngiltere'de fuhuş yaşı 13'tür. İngiltere'de yaşayan bir kız 13 yaşında gider istediği erkekle cinsel ilişkiye girebilir. Hiç kimse ona zor olmadığı müddetçe ailesi de sorgulayamaz. O ateistin önüne bunu koyamazsınız siz. Veya o ateistin önüne uzak doğuda 9 yaşındaki fahişe kızları koyamazsınız önüne. 9 yaşındadır uzak doğuda. Uçaklar kaldırırlar buradan. Siz bilmezsiniz, tekstilciler bilir o işleri. Ben de eski tekstilciyim ya. Fuara gidiyordum onlar. Bir uçak dolusu dolarlar giderler. Euroları, dolarları orada verirler, gelirler. Nerede? Fuar varmış. Neredeymiş?
İşte bilmem neredeymiş. Eşi de ne yapsın adamın evde? Adam para çalışıyor, kazanıyor. Bir de kendini iyi bir dairede oturtuyor, lüks arabası var. Kendinin ayrı harçlığı var, arabası var. Ya adama nereye gidiyor diye sorsun mu şimdi? Adam zaten iş için koşturuyor. O kadar yoruluyor ki. Bir de uzak doğuda fuar var. Ya gitmek istemiyor ama adam ne yapsın? İş 9 yaşındadır. Gidip yaşayandan dinledi. Bunu ateistin önüne koyamazsınız siz. O yüzden sizin o hani herkesle konuşmak var ya, komşu olduktan çıktı. Allah bizi affetsin inşallah. Ondan sonra uyumayalım inşallah. Seyir-i sülükte gösterilen renklerin bir anlamı var mıdır? Evet. 7 renk görür, 7 renkten sonra 8. renk başlar. Beş senedir konuştuğum insan bana ayrıldım dedi, ben başkasıyla çıkıyorum dedi, ben de kahroldum. Bu insanda dini sohbetlere giden kişi, irfan, nasıl olmuş dedi, giden kişi irfan olmuş insan, sizi de çok yakından tanıyan kişi bana bir yol gösterin, Allah rızası için. Ne yol göstereyim, bize ne el sağlayacaksın, gideceksin. Bakın bu yapılan şeyler haram. Bu isterse benim yanı başımdaki bir kimse olsun. İstediği sohbete gitsin. Evlenmek için konuşma üçtür. Bu herkesin hakkıdır. Oturup konuşur, oldu, oldu, olmadı, olmadı. Oturup bir daha konuşur, yine olmadı. Oturup bir daha konuşur, yine olmadı. Selamünaleyküm, ma selamet, sen yoluna, ben yoluna. Bu kadardır. Ya biz bir çıkalım, hayırlı işler size. Benim meşhur bir sözüm vardır, evlenecek olan kimse bir dakikada evlenir. Bir dakika sürmez. Evlenecek mi bir kimse? Erkek veya kız hiç önemli değil. Gelir selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben erkek veya kız kime talip, kim talip olursa olsun önemli değil. Birbirisi talip oldu. Ben seninle evlenmek istiyorum. Olur, oturup konuştu, olmadı. Bir daha oturdu konuştu, olmadı. Bir daha oturdu konuştu, olmadı. Bitti. Bitti, bu kadarmış. Biz Batı'nın ahlaksızlığını almışız içimize. Konuş Allah konuş, konuşmanın sonu yok ki. Konuşmanın sonu yok. Bugün birinden çıkıyor, 3 ay, 5 ay, 1 sene, 2 sene ondan çıkıyor, olmuyor. Ardından birisi daha. Ardından birisi daha. Devam ediyor bu. Ne zaman kim kimi kafesleyince kadar. Son yok. Haram. Haramdan kurtulmak için de yeni bir metot çıktı şimdi. Ne haram işlemeyelim. Ay ne kadar güzel, ne kadar helal dairede düşünüyorsunuz. Ne yapalım? İşte nikah kıyalım. Ay alkışlıyorum sizi ya. Alkışlıyorum sizi. İyi. Kızı nikahladın mı? Nikahladın. Nerede bu kız? Babasının evinde. Kimin parasını yiyor? Babasının. Kimin evinde? Babasının evinde. Nikah kimin üzerine? Senin üzerine. Sen de adamsın öyle mi şimdi? Sen de erkeksin şimdi. Sen neredesin? O da anasının evinde. O da anasının evinde. Ben diyorum ki oğlum, bir ev tutacak para yoksa ben tutuvereyim ev sana. Evleneceksin ya. Ev tutuvereyim. Bakıyor şimdi benim yüzüme böyle. Oğlum ben ceren değilim diyorum.
Sana ev tutayım. Böyle yapma. Senin eşin o. Bakıyor şimdi bana. Oğlum sen bana nikah kıymadın mı? Evet. Sen nikahına sahip çıksana. Sen diyorum evlenmiş olsan da bir kızla Hanefi fıkhına göre gidip babasından helallik alman lazım. Nikah kıydı mı bir erkek bir kadına? Kıydı. O kadının yemesi, içmesi, gezmesi, tozması, iaşesi her şey erkek. Her şey. Karşılayamayacağım. Evlenme. Evlenme. Haram. Yok. Yol kapalı. Görüşme yok, konuşma yok. Nasıl tanıyacaklar? Evlendiklerinde tanısınlar birbirlerini. İşleri ne? Hiçbir erkek şunu diyemez. Ben 50 yıllık evliyim, eşimi tanıdım. Hiçbir kadın şunu diyemez. Ben 50 yıllık evliyim, eşimi tanıdım. Boş. İnsan oldu. Nerede nankörlük yapacağını kimin elinde senet var? Peygamberleri kendi kardeşleri bile satmış. Kimin elinde bozulmayacağına dair senet var ki? Yok. Kim kimi tanımış? İnsanoğlu kendi kardeşini katletmiş. İlk katil Adem Aleyhisselam'ın oğlu. Dünyada başka hiç kimse yok. Dünyada yaşayan insan topluluğu yok başka. Ve Adem Aleyhisselam cennetten indirilmiş, çıkarılmış. Havva annemizle cenneti anlatıyorlar, yaşadıkları hayatı anlatıyorlar. Cenneti birebir yaşayandan dinliyorlar onlar. Ve rivayet ettiler Adem Aleyhisselam inerken Beytullah'taki Hacer el-Esved taşını oradan getiriyor. Cennetten çıkmak istemiyor çünkü. Rivayet edilir, Adem Aleyhisselam yine dünyaya indirilirken elinde bir asa, bir bastonla iniyor cennetten. Asa taşımak Adem Aleyhisselam'ın sünneti. Onun oğlu katil. Kimin nefsinden eminliği var ki? Tanacak. Arkadaş, kimi tanıyorum kardeşim? Dünyanın en girift varlığı insan. Bu girift varlığın içerisinde daha girift olan kadın. Hazreti Peygamber dahi dama çıkmış. Bırakmış eşlerini damda yaşamaya başlamış. Kim hangi kadını tanıyacak, kim hangi erkeği tanıyacak? Hazreti Peygamber Hazreti Ebu Bekir Efendimiz geliyor, Ayşe Validemizi dövmek için, Hazreti Ömer Efendimiz geliyor, Esma annemizi dövmek için onlar değil mi? Onlar bile dövdürmüyor onlar. Kendisi damla. Kimse damdan indiremiyor mu böyle? Erkekler kendinize bir dam yapın. Evin üstünde bir dam alsın. Boşamak yok, dövmek yok, küfretmek yok, hakaret etmek yok. Ona kötülük yapmak yok, ona zulmetmek yok, ona herhangi bir şey yapmak yok. Neden? Allah'ın emaneti kadına verdiler. Ya dama çık canım. Sünnet. Bakın sünnet. Onlar tanımak için uğraşıyorlar. Allah bizi affetsin inşallah. Benim yanımda kayınvalidem var, hiç kimse istemiyor, çok küfür ediyor. Yalan söylüyoruz, hiç memnun olmuyor. Kapımızın tükenliği oluyor. Evi terk edesiniz mi?
bu yolunda demiş. Allah muhafaza eylesin. Yani bir insanın büyüğüne bakması çok iyi, kayınvalidesiyle, kayınvalidesiyle ilgilenmesi çok iyi. Ama burada şimdi bir laf söyleyeceğim, ortalık yerine kalmak zorunda mı olacak? Erkekler annelerimize, eşlerimiz bakmak zorunda değil, Hanefi'ye göre. Yunan'da sohbete gittim, Yunan'da toplandı, bütün kadınlar toplandı. Dedim ki burada şimdi böyle bir mevzu geldi, bunu dedim şimdi söyleyeceğim, bir dahaki sohbete dedim kadınların yarısından fazlası gelmeyecek. Dedim ki Hanefi'ye göre kadınlar, gelinler, kayınvalidelerine bakmak zorunda değil, bir dahaki sohbete gittiğinde 25 kişi kalmış. Hanefi'ye göre gelinler kayınvalidelerine bakmak zorunda değil. Erkekler annelerine bakmak zorunda. Din bu. Kabullenmek çok zor tabii. Ya biz şöyle bir şey düşünelim. Benim anneme bakacak adam, kadın. Sıkı mı bakmaması? Sıkı. Bakmayacak. Sufi insanların gözünde hep kıymetsizdir demiştiniz. Güzel ahlak sahibi olan kimse neden kıymetsiz olur? İnsanlar güzel ahlakı bilmediklerinden dolayı. Bir şeyin değerini ancak o değere sahip veya o değeri bilen kimse bilir. Siz çocuğun hani bir elmas bölünecekmiş ya, kime götürdülerse elması bir türlü bölebilen yokmuş. Giden kimse diyormuş ki biz bunu bölemeyiz. Ölçülüyormuş ki biz bunu bölemeyiz. Ölçülüyormuş ki biz bunu kesemeyiz. Orada bir zata gitmişler. Demişler ki ya böyle böyle çok basit olmuyor işte demiş. Çağırmış şuradan bir çocuk demiş. Bir çocuk çağırmışlar. Olmuş onu demiş. Bölüverek ya. Çocuk almış. Çekici vurmuş elmasın kafasını ikiye bölmüş. Demişler ki efendim nasıl oldu? Çocuk elmasın kıymetini bilmiyor ki demiş. O yüzden çok daha vurdu, çekici kırdı demiş. Niye böyle? Bunun tersi var. Çok nadide bir elmas kaç para yapar diye kuyumculara soruluyor, elmasçılara. Hiç kimse değer veremiyor. Diyorlar ki biz buna şu değerde diyemeyiz. Öbür güne gidiyorlar bu değerde diyemeyiz. Neden? Onlar elmasın kıymetini biliyorlar. Şimdi insanlar bu bugünkü popüler kültürle, popüler eğitimle, magaziner bir imanla, magaziner bir imanla iyiyi, doğruyu, güzeli bilmiyorlar. Şimdi kendi kendimize soralım. Bir topluluğa gittiniz, bir topluluğa gittiğinizde gıybet edilmeye başlandı. Birisi orada, ya arkadaşlar, kardeşler, bilhassa bayanlar, burada gıybet etmeyelim dese, o kadın kaç kişi sever? Ne çaya davet ederler, ne pastaya, ne beş çayına, ne on çayına. Neden? Şöyle derler, onun yanında konuşulmuyor ki. Ben kendi anneme dedim, anne gıybet ediyorsun, haram dedim ben. İşte bir mevzu daha oldu, o konuda hadis var, böyle değil dedim ben. Hadis-i şerif söyledim, bir mevzu daha oldu. Ben gayet gitti ya, anne ayet var dedim ya, yapma. Aman dedi ya, senin yanında dedi, bir şey konuşulmuyor, ayet var, hadis var, ayet var, hadis var. Bu ne dedi ya? Kaldın. Anne ben rahatsız ettim herhalde dedim, gideyim o zaman ben dedim. Annem şeker hastası benim gibi. Git dedi bana. Ben de sohbete gittim İzmir'e bugün. Konuşluyum da. Böyle bitkinim. Elbiseler asılı benim orada. Elbiseler var, şimdi çantaya aldım. Anne gidiyorum dedim. Nereye gidiyorsan git dedim. Dedim tamam Mustafa Reis baba, bir imtihan yok dedim içimden. Şimdi iyi ahlaklı bir kimsenin kıymetini kim bilecek ki? Kimse bilmez iyi ahlaklı bir kimsenin kıymetini. Ancak onu kötü ahlaklılardan çekmiş bir kimse iyi ahlaklıyı görünce kıymetini bilir. Ya da iyi ahlaklı bir kimse onun kıymetini bilir.
O yüzden sufiler kıymetsizdirler. Çünkü sufiler alçak gönüllüdür. Şimdi iki tane gelin olsa, iki tane damat olsa örneğin veya iki tane arkadaşın olsa, birisi olsa ne olsa yemek yer o. Öbürkü özelliklidir. O her şeyi yemez. Bakın, insanlar o her şeyi yemez insana ihtimam gösterirler. Doğru mu? Doğru. İki tane evladım olsa, bir tanesi sana tabi olsa, istediğini al, o giyer. Öbürü giymez. Anne şöyle yapar, baba şöyle. O işin onu beğenmez, almaz olacak. Onu özel bir şey. Ya asıl özel şey alman sana tabi olan. Yok, onu almayız biz. Veya iki evlat, birisi size çok saygılı, birisi o kadar saygılı değil. Siz saygısız olanın şerrinden korkup ona daha fazla mal verirseniz, ona daha fazla ihtimam gösterirseniz, böylelikle kötülüğün hakim olmasına sebep olursunuz. Kötü hakim olur bu sefer. Kibirliler hakim olur. Birisi kibirlidir, siz kibirli olana daha saygılı davranırsınız. Kibirli çünkü o. Aslında o kibirli olduğu için ona daha saygılı davrandığınızda imanınızın yarısı gider. Öbürkü tevazu sahibidir. Onu kale bile almazsınız. Cennetlik olan olur. Bir topluluğa birisi geldi, oturdu, ondan sonra gitti. Hiç kimsenin ondan bir haberi olmadı. Cennetlik kimseyi görmek istiyorsanız ona bakın. Bir kimse geldi, nerede otursam diye bakıyor. Ona birisi bir kürsü verecek, ona birisi bir sandalye verecek, ona birisi bir koltuk gösterecek. Ona oturacak bir yer gösterecek. Bakıyor öyle girdi salona tepeden. Hani ben nereye oturacağım? Biz ona gider baş kürsüyü veririz. Aman burada sen otur diye. Neden? Öyle bir bakış fırlatır ki o içeri. Her yerde aynıdır bu. Esnaf vardır, zalim değildir, yumuşaktır. Toptancı gelir, aman kardeşim hoş geldin, beş gittin, ödemez onun parasını. O iyi ahlaklı esnafın parasını ödemez o. Öbürkü zalimdir, faizcidir, söver, siyer, hakaret eder, bir gün onun parasını götürür. Önce onun parasını götürür. Ve o zalim, o zulmeden insanın işi büyür boyuna. Nasıl büyür biliyor musunuz? Zulmettiği için büyür. O batak vermez. Niçin? O zalimdir çünkü. Biner adamın sırtına. Adamın ciğerini söker o. Herkes korkar ondan, gider onun parasını öder. Öbürkü mülayim, Hacı Efendi, Hacı Efendi, namazın abdestinde. Gerçek. Onların da içerisinde kurt gibi olanlar var ha. Onlara da kanmayın. Her böyle kollarını sıvamış abdest alıyor, paçalarını sıvamış abdest alıyor. Kanmayın. Ahir zamanda diyor öyle kimseler çıkacaklar ki onlar diyor kuzu tosuna bürünmüş kurt olacaklar. Ümmetin parasını yütecekler diyor. Böyleleri de var. Allah onlardan muhafaza eylesin. Hazreti Mevlana dilinle söylediğini kalbinle de söyler. Kalbinden geçmeyeni diline değdirme demiş. Kişi bunu nasıl yapabilir? Kalp nasıl dinlenir? Kalp insanın kalbinde neyse dilinde de o olması gerekir. Öyle olursa münafıklıktan kurtulur. İnsanlar kalbindeki ayrı, dilindeki ayrıysa münafıklıktan kurtulamazlar. Ve kalbin dili vardır. O kalbindekini konuşursan iki yüzlerden olmazsın. Allah bizi affetsin. Kaderimizde değişmeyen nelerdir? Evlat babasını öldürüyor. Bu kaderde var mıdır? Kaderde varsa öldüren kişinin suçu ne? Ölüm vakti gelince o kişi ölmeyecek miydi? Kader insanın doğumu ve ölümüdür.
içinde yaşadığı hayat da kaderdir. Ama cebri değildir. İnsanlar kendi cüz-i iradelerinin neticesinde iradesine de cüz-i iradesinin dairesi vardır. O cüz-i irade dairesinin yaptıklarından sorumludur. Çocuklarımın sınavları için dualarınızı bekliyoruz demiş. Allah yardımcınız olsun inşallah. Çocuklarınızın sınavları kadar iyi insan olmaları için de dua edin. Allah herkese şifa versin inşallah. Nazım Hikmet şu satırları sizin için yardımcınızdan çek. Sizi sevmek güzel şey, ümitli şey. Dünyanın en güzel sesinden, dünyanın en güzel şarkısını dinlemek gibi bir şey. Yok canım, o kadar da değil. Nazım bunu bir kadın için yazmıştır. Eşim son derece hoca, tarikat karşılığı, münakaşaya girince kendini kaybedip kötü şeyler söylüyor. Senin okuduğun Kur'an'ı, tuttuğun orucu, kıldığın namazı diyor, her şey böyle diyor. Aramızdaki hiç diyalog yok, konuşamıyoruz. 34 senedir böyle. Ayrılsam günah olur mu? Allah muhafaza edersin. Ama yani tuttuğun orucu diyor. Demek ki senin orucunda eksiklik görmüş. Öyle anlıyor. Allah muhafaza eylesin. Eğer normalde orunca küfrederse bir kimse nikahı düşmüş olur. Bir kimse okuduğun Kur'an dediği, Kur'an-ı Kerim ise ona küfrediyorsa nikahı düşer. Kıldığın namaz dedi, senin namazını hor hakir görüyor. Kabul olunmadığını düşünüyor. Ama namaza derse Allah muhafaza eylesin. Burada tek bir tehlikeli olan bir de Kur'an'la alakalı şey. İlim, ilim bilmektir. İlim kendin bilmektir. Kişi kendini bilmezse bu nice okumaktır. Yunus, nefsini bilen Rabbini bilir. Ben organlarımın bağışlaması hususunda yakınlarıma vasiyette bulundum. Diyanet İşleri Bakanlığı'na bağlı kaynaklarda bu durum helal olduğu yazıyordu. Lakin bazı müştehitlerin aksi yönde beyanı olduğunu öğrendim. Bu hususta bilgilendirirseniz sevinirim. Ben de o aksi beyanda bulunanlardan sapındayım. Ben müştehit değilim ama ben sonuçta ismini de zikrediyorum o şahsın. Ona çünkü ben sordum. Ege Üniversitesi'nde Yaman Tokat var. Karaciğer nakillerinde dünyanın sayılı profesörlerinden birisi. Böyle ameliyat makinesi gibi. Ona sordum. Hocam dedim, o nakiller de yapıyor böyle. Organ bağışıyla alakalı bir şey sormak istiyorum sizinle. Bundan tabii 2002'de, 2003'te Şeyh Efendi'nin ameliyatı olduğunda Erkan kaç yılındaydı? 2002 miydi? 2002. 2002'de daha o zaman, yani bundan 11 yıl önce sordum hocam dedim. Organını aldığınız kimse ölüm oluyor mu dedim. Ölünce mi alıyorsunuz? Sohbetlerde soruyorlar dedim. Hayır dedim. Beyin ölümü gerçekleştiğinde alıyoruz dedim. Beyin ölümü gerçekleşip 25 yıl sonra uyananlar. Ben o yüzden organ naklini ölüm, kesin ölüm gerçekleştiğinde caizdir diyenlerdenim. Ama kesin ölüm gerçekleşmedikçe katılmıyorum. Bu noktada caiz olmadığına inanacağım abi. Köyde gayrimüslimler var, yaşar demiştiniz. Şimdiki zamanda bilin sizce köye yerleşmiş Müslüman kardeşlere tavsiyeniz nedir? Şehre göçünüz. Şehirde yaşayınız. Tarımla ilgilenmeyiniz. Hayvancılıkla ilgilenmeyiniz. Mümkünse ticaretini yapınız. Rızkın onda dokuzu ticarettedir. Mümin ticaret yapar. En helal kazançların başında cihatta elde edilen ganimettir.
İkincisi ticaret malıdır. Üçüncüsü sanattan elde edilendir. Dördüncüsü kira gelirleridir. Beşincisi ziraat, altıncısı hayvancılıktır. Yedincisi memurluktur. Memurlar üzerine alınmasın. Bazıları bunun yerlerini değiştirmişler, önemli değil. Ama birincisi ganimet, ikincisi de ticaret. Ticaret yapın. Alın, satın. Dolaşın ülke ülke, ihracat yapın. Alın, satın, tekrar tekrar söylüyorum. Üretin. Satarsanız ürettirirsiniz çünkü. Üretimde koşacak olan insanlar gayrimüslimler olacak. Tersini dönmüş. Osmanlı'da ziraat yapan, hayvancılık yapan, hizmet işlerinde çalışanlar gayrimüslimlerdir. Ne zaman ki Osmanlı'da bu tersine döndü, Osmanlı yıkıldı. Ganimet yok. Aynı zamanda da ticaret gayrimüslimlerin eline geçti, Osmanlı yıkıldı. Para kimde? Gayrimüslimlerde. Osmanlı gitti, onlardan borç aldı, yıkıldı. Türkiye 50 yıldan beri belini doğrultamıyor. Niçin? Gayrimüslimlerden gitti, borç alıyor. Adam oturduğu yerden bacak bacak üstüne atmış, ayağını titretti, boyuna faiz ödüyordu. Bunu siyaset olarak algılamayın. Biz Müslüman bir ülkeyiz. Konuşulurken öyle konuşuluyordu. Bizim devlet faizimiz %36'lara çıkmıştı. %55'lere çıkmıştı. Devletin verdiği faiz bu. Bu ne demek biliyor musunuz? Adam gidiyor Avrupa bankalarından, Amerikan bankalarından yıllık %2 ile %3 ile parayı alıyor, geliyor sizin devletinize satıyor. Kaçla? %36 ile. %55 ile. Geçenlerde şimdi yine kızacaklar bana. Gezi olaylarından önce devletin ödemiş olduğu faiz 3.6 ile. Gezi olaylarından sonra devletin ödemiş olduğu faiz 7.2. Yabancılar gittiler, yabancı bankalardan %2 ile %1.5 ile borçlandılar. Geldiler şimdi %7.2 ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne parayı sattılar. Adam %5 oturduğu yerden temiz para kazanıyor şu anda. %5'ten de fazla. Hiç elini oynatmıyor adam. Hiç elini dahi oynatmıyor. Kılını dahi kımıldatmıyor. Gidiyor herhangi bir Amerikan bankasından, Alman bankasından, İngiliz bankasından parayı kredi olarak ondan çekiyor. Geliyor Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'ndan tahvil alıyor, bon alıyor. Oturduğu yerden %5 para kazanıyor. Hiçbir iş yapmadan. Burası neresi? Burası İslam ülkesi. Burada faiz haram. Olması gerekiyor. Bu uluslararası bir düzen, bir sistem. Allah muhafaza eylesin. Bunlara girmek istemem, kapattım. Hocam demin bir soru vardı, sabah namazını sarih olarak var mı gibi galiba unutuldu. Sabah namazıyla alakalı şey mi? Kaza olarak mı sordunuz? Kim sorun, kimin? Kaza namazlarıyla da alakalıydı o. Evet. Sabah namazını Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri bir gün seferiyken
Vaktinde kılamadı ama onu kazaya niyet etmedi ikincisinde, o yüzden öğlenden önce kılmıştır. Bir ilahiyatçı hocanın bir sohbetini dinledim. Bazı ilahilerin şirk dolu sözler olduğunu söylüyor. Bununla ilgili sizin ağzınızdan bir şeyler duymak isterim. Vallahi hangi ilahi söyledi bilmiyorum ki. Ben bu son dönem ilahileri hiç dinlemiyorum. Daha ileri söyleyeyim, hakkınızı helal edin. Dini radyoları dinlemiyorum. Yolda filan bazen atıyorum, denk geliyor. Yani isimlerini şimdi zikretmek istemiyorum ama Bayram Efendi, Zemzem Efendi. İşte böyle şeyler bulmuşlar isimler. Ondan sonra ilahileri orada dinliyorum ben, gazete ilahiler. Kalk şakır şakır oyna bazı ilahilerde. O adı ilahi bunun. Böyle ne pop türünde ilahilermiş. Bunlar benim psikolojimi bozuyor. Veya bazen onlarda edilen sohbetlerden ben şimdi olmadı burada ayet var, hadis var, böyle olmaması lazım. Yok böyle denmemesi lazım. Benim yoldaki ben yani normal zaten yorgun yolculuğa çıkıyorum. Onlarla uğraşmaktan iyice yoruluyorum. Baktım psikolojim de bozuluyor, dinlemiyorum. İşte yani ismini şimdi aklıma geldi diye söyledim. Yani belki de onlar öyle değildir. Böyle yani kimseye atıfta bulunmak istemem ama Allah muhafaza eylesin. Yani böyle bir ilahi anlayışı bende yok. Doğru mudur, değil midir bu tartışılabilir. Ben bizim arkadaşlara dair diyorum ki, arkadaşlar Yunus'tan hariç bir şey söylemeyin. Eskilerden söyleyin. Eskilerden. Bu yeni sözlerden de söylemeyin. Bu benim kendimle alakalı. O yüzden o hangi ilahi, o ilahiyat profesörü söylemiş, ilahileri bilmediğim için bir şey diyemeyeceğim. Mevlana Hazretleri hayattayken neyi çalar mıydı, neyi üflenir? Hazreti Mevlana'nın üflediğine dair rivayet edenler de var, etmeyenler de var. Neyi üfledi diyenler var. Yok hayır üflemedi diyenler de var. Bu mezneminin başında dinle bu neyden sözünü, kimisi onun gerçekten bu ney aletiyle alakalı olduğunu söyleyenler var. Kimisi de onu bir veli, bir mürşid-i kamili dinlemek olarak algılayanlar var. Bu da onun gibi bir şey. Bazı kaynaklarda Mevlana Hazretleri'nin oğlunun zamanında ortaya çıktığı söyleniyor. Doğru mu? Olabilir. Dinimizde ney veya başka bir teşkilman tanımak günah mıdır? Bununla alakalı insanları eğlendirmemek kastıyla bu enstrümanların çalınmasında cevaz görülmüş. Çünkü insanları eğlendirmek kastı gelince şeytani bir şey çıkıyor ortaya. Mesela insanları eğlendirmek için bir kimse böyle enstrümanlar kullanmış olsa şeytanın askeri hükmüne giriyor. Ama bu ney? Ehl-i tasavvufun kullanmış olduğu bu aletler insanları eğlendirmek kastıyla değil. O yüzden oradan bir çıkış kapısı var. Bununla alakalı çok geniş bir bilgi istiyorsanız Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Kürsüsü Başkanı olmuş oradan onun bir doçentlik tezi var. Bu eğlence ve bu aletlerle alakalı Süleyman Uludağ Hoca'nın tabii kendi yazdığı bir eser, daha doğrusu derlemiş kim ne demiş diye hadislerle, ayetlerle güzel bir eser, bunu okuyabilirsiniz. Hazreti Zekeriya Aleyhisselam ağacın gövdesinde sığındığı zaman düşmanlar ağacı testereyle keserken Hazreti Zekeriya deyince Hazreti Allah ya Zekeriya bir kez daha ah dersen adını peygamber defterinden silerim.
İmam-ı Gazali kalplerin keşfi. Burada Rabbim peygamberini böyle azarlıyorsa bugünkü yaşantımız beni ümitsizliğe sevk etti. Allah bize affetsin inşallah. Peygamberlerin durumları ince bir perdededir. Peygamberlerle kendinizi kıyaslamayın, peygamberlerin yolunda olmaya gayret edin. Kadınların özel günlerinde Kur'an okuyabileceklerine dair görüşler ortaya atılıyor. Son dönemlerde fikrinizi lütfeder misiniz demiş. Öğrenenleri ve öğretenlerle alakalı İmam-ı Maliki Hazretleri'nin fetvası var. Öğrenenler ve öğretenlerle alakalı. Vefat eden babamın oruç ve namaz borçları için ne yapabilirim? Tutabiliyorsan tut, tutamıyorsan onlarla alakalı. Varsa babanın malı, ondan tasadduk et. Babanın malı yoksa kendinden tasadduk edebilirsin. 280. beyit. İzmit'te 280'de kalmışız. Tabii önümüzdeki salı günü herhalde gene buradayım. Saat çayrı konağında. Sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah tekrar. 280. beyit. Bu işin ardında Allah laneti var. O işe karşılıkta da vaade, vefa olarak Allah laneti var. Yani o hani asalarla alakalı, Musa Aleyhisselam'ın asasıyla alakalı meseleydi ya bu. En son kaldığımız yer orasıydı. Şimdi bir asa var ki onun arkasında Allah'ın rahmeti var. Bir asa var ki onun arkasında Allah'ın laneti var. Demek ki her şey birbirine benzeyebilir ama her şey birbirine benzerken her şey birbirinin aynısı değildir. Siz öyle bir şey yaparsınız ki Allah'ın lanetine uğrarsınız. Aynı şeyi yapıyormuş gibi görünürken birisi de Allah'ın rahmetine kavuşmuş olabilir. Tabi az önce de asadan bahsettik ya, bu asayla alakalı. Hani Musa Aleyhisselam asasını atar ya, böyle bir rivayet vardır. Hani burada bu işin ardında Allah'ın laneti var. Karşılığında da diyor, öbür işte ise Allah'ın vaadesinde vefa var, rahmeti var diyor. Şimdi bu asayla alakalı herhangi bir yerden okuyabilirsiniz. Bir mitolojik hikaye vardır. Bunu biz bir masal, bir hikaye olarak da algılayabilirsiniz. Ben yani illa ki bu doğrudur demiyorum. Hani sohbetin başında Adem Aleyhisselam beni de asayla cennetten çıktı dedik ya, rivayet edilir. Bu asa sonra Hazreti Şiit'e, ondan sonra işte diğer peygamberlere, zamanla en son Hazreti Musa'ya geldi rivayet edilir. Ve bu asanın peygamberlerin elinde dolaştığı ve son dönem ahir zamanda Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadretlerinin soyundan gelecek olan Mehdi Aleyhi Resulü'nün eline geçer söylenir. İşte bu asanın ardında Allah'ın rahmeti vardır. Hani Musa Aleyhisselam asasını attı, ortaya da atınca firavunların bütün bu noktada asa, onlar da firavunlardır, asalarını attılar. Firavunların elinde de asa var, Musa Aleyhisselam'ın elinde de asa var. Firavunun elindeki asa ile Firavun'un etrafındaki büyücülerin elinde de asa var. O gün için asaların üzerinde mucizevi, kerametvari, istitrari, istitraçla alakalı hadiseler yapıyor. Bugün şimdi mesela bazı Avrupa filmlerinde böyle istitraçlı şeyler var ya, hani ellerinde bir değnek var, bu değnekle güç gösterisinde, ellerinde bir sopa var, bu sopayla harika şeyler yapıyorlar. Aslında bu hadiseler geçmiş bu mitolojik hikayeden gelme. Ve Beni İsrailliler mesela bu asanın kendilerinde olduğunu ve bu asayla son Armagedon savaşlarında asanın ortaya çıkacağını ve Beni İsrail'in içindeki hahamların o asayla yeryüzünde yeniden hakimiyet kuracaklarına inanır. Aynı bu mitolojik hikaye Muhammedi bir silsileden de gelir. Yani Hazreti Adem Aleyhisselam bu arsayla dünyaya gönderilmiş
Ve Hazreti Adem bu arzayı zaman içerisinde Musa Aleyhisselam'a, hatta işte Süleyman Aleyhisselam'a, hatta Süleyman Aleyhisselam'ın meşhurdur ya arsası, ondan sonra yüzüğü de vardır. Arsa da yüzüğü Süleyman'dan sonra kayıptır ve İsrailler şu anda Süleyman Mabedi'nin altında bu arsa ile yüzüğü aralar. Bir de böyle bir rivayet vardır. Başkanım hoş geldin. Bir de böyle bir rivayet vardır. Şimdi Hazreti Mevlana bu 280. beyitte enteresan bir vurgu yapıyor. Yani bunu şimdi gidip bir Mesnevi şerhinde okuduğunuzda bunu bulamayabilirsiniz. Ya bu adam bunu nereden çıkardı deyip başıma bir şey sarmayayım yani. Bu bir mitolojik hikaye. Bakın tekrar söylüyorum. Ama bu mitolojik hikaye birisi inanır inanmaz bu farklı bir şey. Adem ama Süleyman Aleyhisselam'ın elinde böyle bir arsa oldu var. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'nin arsa kullanması sünnet. Adem'den itibaren bütün peygamberlerin arsası var. Her peygamber bir arsa ile yürür. Mesela sorar ya Hazreti Musa'ya Cenab-ı Hak, senin bu arsa, elindeki arsa ne işe yarar deyince Musa Aleyhisselam meşhurdur ya kelamı. Ya Rabbi ben bununla hayvanlarımı yırtıcı hayvanlardan korurum. Bununla ağaçları silkeler, yaprak dökerim. Hayvanlarım yesin diye. Yorulduğumda buna yaslanırım. Yok bununla atlarım, yok bununla oklarım diye laf uzatınca ahiret alemine götürünce öbür peygamberler derler ki ya Musa edep etmedi mi bu kelam ne kadar uzadı? Musa Aleyhisselam der ki sevgiliyle bir kelime daha fazla konuşmak istedim. Sevgiliyle bir kelimecik de olsa daha fazla konuşmak istedim der. Ayrı bir incelik yapar. Böyle bir arsa vardır. Ve Musa'nın arsasının arkasında Hazreti Mevlana der ki onda rahmet var. Firavun'un büyücülerinin arsasında da lanet vardır. Bunu şimdi bugüne çevirebiliriz. Bugünün Musa'larının elindeki arsasında rahmet var. Bu nedir? Bu ilahi aşktır. İmandır, ihlastır. İyi ameller işlemektir. Büyücülerin arsasında ne vardır? Nefis vardır, ego vardır, benlik vardır, savaş vardır, gözyaşı vardır, kan vardır. Bunların da arkasında ne vardır? Lanet vardır. Allah muhafaza eylesin. Kafirler inatlaşmada maymun tabiatlıdır. Tabiat içte, gönülde bir afettir. İnsan ne yaparsa maymun da yapar. Maymun her zaman insandan gördüğünü yapıp durur. O, ben onun gibi yaptım sanır. O inatçı mahluk aradaki farkı nereden bilecek? Bu emirden dolayı yapar o inat ve savaş için. İnatçı kişilerin başlarına toprak sarç. Demek ki burada Hazreti Mevlana inatçı kişiliklere ve taklitçiliği öne koyuyor. Diyor ki taklit edersiniz siz. O taklitle bir yere varamazsınız. Maymun inatla insanı taklit eder. Tabi burada maymunu da açmak lazım. Yani Cenab-ı Hakk'ın bazı iyisevi kavimleri maymunlaştırdığı, bazı, özür dilerim, Musevi kavimleri, Beni İsrail'in bir kısım kavimini maymunlaştırdı. Bir kısım iyisevileri domuzlaştırdı. Bunlar ayetlerle sabittir. Bunları açık açık konuşamazlar. Din adamları da konuşamaz. Enteresan bir şeydir. Ve o maymunlaşanlar, maymunlaşan insanlar hani birisi biz maymundan geldik diyor ya, ben de inkar etmiyorum, itiraz etmiyorum. Doğru söylüyordur diyor. Onun soyundan maymunluk olabilir çünkü Beni İsrail'in bir kısmını Cenab-ı Hak maymunlaştırdı. Olabilir. Bunun gibi diyor ki maymunlar iki özellikleri vardır. Birisi inat ederler, birisi taklit ederler. İnat etme, iman et. Taklit etme, tahkik ol. Yani taklitten tahkike geç. Allah bizi onlardan eylesin inşallah. Önümüzdeki salı günkü saatte Ali Konan'da 285'ten inşallah
başlayacağız. Hakkınızı helal edin. Sürçül insan ettiysek affola. Ben bugün yine sözde kısa konuşacaktım. Yine bir saat olmuş. O yüzden buraya gelince nedense çenem düşüyor. Burayı böyle kendinden bir yermiş gibi görüyorum. Demek ki rahat bir şekilde sözü lafı uzatıkça uzatıyorum. Hatta kendi kendime dedim Ramazan'da dedim uzun oldu sohbet. Bu sefer dedim çok uzatmayayım, insanları sakmayayım, sıkmayayım dedim. Kendimce yarım saat 45 dakikaya ayarladım. Yine bir saat olmuş. Hatta bir saat geçmiş. Hakkınızı helal edin inşallah. Allah gecenizi hayır etsin. Gündüzünüzü hayır etsin. İyi amellerde, güzelliklerde buluşalım inşallah. Sayın Başkanım hoş geldin. Şeref verdin. Allah sizden razı olsun inşallah. Estağfurullah. Başkanımızın bu konuda bize destekleri Allah razı olsun. Kelamı gelecek bir şekilde değil. İşte Sağlık Tarih Konağı'nda buradaki sohbetlerde devamlı destekler, desteklerini de devam ettiriyorlar. Ve insanlara teşekkür etmek, Allah'a teşekkür etmektir. O yüzden Sayın Başkan'ın da huzurlarında bu tip desteklerinden de teşekkür ediyoruz. Geceniz hayır olsun. Başkanım da iki kelam burada inşallah size bir selamlamada bulunursa bizim de hoşumuza gider. Selamun aleyküm.